Efendim iyi akşamlar, gece görüşüne hoş geldiniz. Yine yoğun bir günden bir anda gözler Birleşmiş Milletler'de, diğer taraftaysa Tel Aviv sokaklarında ve tabii ki dış gelişmelerde önemli başlıklar var. Hepsini konuşacağız, canlı bağlantılarımız olacak. Stüdyodaysa konuklarımız var. Ali Rıza Öztürk 23. ve 24. dönem CHP milletvekili gece görüşünde. İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi, size gece görüşünde hoş geldiniz her ikiniz birden. Hoş bulduk. Diğer taraftaysa Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı ve Doktor Erdoğan Karakuş, emekli hava pilot, kor general bizimle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar olsun. Efendim hepimize iyi yayınlar olsun. Şimdi doğrudan... Yalnız sen hemen başka bir gündeme geçeceksin de, Karakuş Paşa bu hafta gündem belirledi. Aslında evet, bir ara onu da konuşmak lazım sanki yani. Söyleyebilirsin gündemi. İşte Uğur rahmetli Mumcu. Uğur Mumcu'nun Mossad'ın gönderdiği 5 kişilik bir ekip tarafından bir suikaste kurban gittiği işi. Bunu da mutlaka konuşuruz ama önce bir Tel Aviv'e döneceğim. Çünkü Tel Aviv'de şu an itibariyle sevgili izleyiciler, CNN Türk ekibi Tel Aviv'de biliyorsunuz. Halil Kahraman kameramanımız, Çağdaş Evren Şenlik CNN Türk muhabiriyle birlikte. Şu an itibariyle Tel Aviv sokaklarında Netanyahu karşıtı gösteriler var. Dolayısıyla biz de o gösterilerde neler oluyor, Çağdaş'a soracağız. Halil'in görüntüleri eşliğinde sizlere ulaştıracağız. Çağdaş, öncelikle kolaylıklar diliyorum. İsrail'in 74 gündür bombaladığı Gazze'de hem son durum ne, hem de Tel Aviv'de şu an neler oluyor? Kimler sokakta? Müdahale ediliyor mu? Ne yapıyorlar? Sendeyiz. Hatta bize gezerek, dolaşarak A'dan Z'ye Halil'le birlikte anlatabilirsin. Bir önceki akşamlara göre Tel Aviv sokaklarında biraz daha sakinliğin hakim olduğunu ifade edelim. Bizler tam olarak neredeyiz, hemen ondan bahsedeyim. Öncelikle bizler İsrail Savunma Bakanlığı binasının karşısında bulunan Tel Aviv Sanat Müzesi'nin önündeyiz. Ve yaklaşık bir aydır burada rehine yakınları aslında bir meydan oluşturmuş durumda. Burada kaçırılan rehinelerin fotoğrafları ve bunun yanı sıra pek çok göstereceğimiz detay var. İlk detayla başlamak isterim. Hemen ardımda duran sayaç. Görmüş olduğunuz gibi savaş başladığı ilk günden itibaren burada bir sayaç var. Gün, saat, dakika ve saniye işliyor ve altında da hemen sloganları bulunuyor. Şimdi onları eve getirin ve görmüş olduğunuz gibi o sayaç da zaten uzun bir süredir tam da bu meydanın ortasında. Şöyle kafamızı çevirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi hem rehine yakınları hem de onları destekleyenler, savaş karşıtları akşam saatlerinde bu meydana gelerek vakit geçiriyor. Dualar da ediliyor. Bunu da ifade edelim. Bugün buraya hoparlörler kuruldu ve bu hoparlörler üzerinden de bir yandan da zaman zaman protesto sesleri de yükseliyor. Aslında şunu ifade etmekte fayda var. Rehinelerin kaçırıldığı günden itibaren ilk ses bu meydandan çıktı. Bu meydandan yükseldi ve İsrail hükümetine de bu meydandan açıkçası baskılar artmış durumda. Ardından bu meydandan çıkıp Tel Aviv'in pek çok sokağında da benzer görüntüleri görmek mümkün. Aslında Tel Aviv'de 7 Ekim'den itibaren 3 grup var. Netanyahu karşıtları, savaş karşıtları ve rehine yakınları. Burada rehine yakınları buluşuyor. Onları destekleyenler geliyor. Görmüş olduğunuz gibi kaçırılan rehinelerin fotoğrafları da pek çok noktada dikkatimizi çekiyor. Halil'den rica edeceğim, bir başka bölgeye gidelim. Bakın burada upuzun bir sofra var. Bu sofra sembol bir sofra. Niçin sembol burada? Rehineler kurtarıldıktan sonra burada kutlama yapılacak. Görmüş olduğunuz gibi rehine afişleri de sandalyelerin arkasında yerini almış durumda ve günlerdir de bu sofra boş bir şekilde bu meydanda bekletiliyor. Bunun yanı sıra arkamda da standlar var. O standlardan da tişörtler dağıtılıyor. Tişörtlerin üzerinde de şimdi onları eve getirin yazısı dikkatleri çekiyor ve görmüş olduğunuz gibi akşam saatlerinde de buraya Tel Avivliler, İsrailliler gelerek zaman geçiriyor ve zaman zaman da özellikle hafta sonları da protesto sesleri buradan yükseliyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Halil'le rica edeceğim, bir başka bölgeye doğru ilerleyişimizi sürdürelim. Kafamızı da nereye çevirirsek çevirelim, İşte o rehinelerin fotoğraflarını görmek mümkün ve
Burada bir piyano dikkatinizi çekecektir. Bu piyano da kaçırılan bir müzisyene ait ve o piyano buraya getirilmiş durumda. Burada da aslında zaman zaman piyano seslerinde yükseldiğini görüyoruz ve bu meydan tam olarak artık bir etkinlik alanı haline gelmiş desek yanılmış olmayız. Çünkü her bir bölgede de İsrailleri görebiliyoruz ve ağaçlara asılmış olan ve onların inanışına göre kaçırılanları ifade eden kağıt parçalarını da görmek mümkün. Bunu da hemen göstermiş olalım. Ve bir yandan söylemiştik, İsrail Savunma Bakanlığı'nın tam da karşısında bulunan noktadayız. Ve rehine yakınları zaman zaman buraya geliyor. Burada oturma eylemi yapıyor. Bunu da ifade edelim. Sabah saatlerinden itibaren kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber Tel Aviv sokaklarında aslında nabzı tutmaya çalışıyoruz ki geride bıraktığımız dakikalarda, geride bıraktığımız saatlerde hatırlayacağınız üzere Cumhurbaşkanı Herzog'un bir açıklaması vardı. O açıklamanın Tel Aviv yankılarından da hızlıca bahsetmek isterim. Öncelikle İsrail medyası Herzog'un açıklamasından sonra manşetlerine şunu taşıdı. Cumhurbaşkanı Herzog rehine takasına yeşil ışık yaktı denildi ve bir yandan da elbette önümüzdeki günlerde de yine bu konuya dair de sıcak gelişmelerin yaşanması da bekleniyor. Bulunduğumuz saat diliminde buranın saatiyle saatler 19.50. 50 dakika önce Netanyahu'nun savaş kabinesiyle bir toplantısı başladı. O toplantının ardından da Netanyahu rehine yakınlarıyla tekrar bir görüşme yapacak. Çünkü sabah saatlerinde burada Halil'le rehine yakınlarıyla röportaj yaptık. Ve burada bu meydanda yaptığımız röportajda rehine yakınlarından biri aynen şu cümleyi kullandı. ABD'li yetkililerle görüşmek, savaş kabinesiyle görüşmekten daha kolay denildi. Bir başka rehine yakını ise Netanyahu'nun artık yaşlandığını, hizmet edebileceği kadar ettiğini ve artık evine gitmesi gerektiğini de söyledi ki bunu da ifade etmiş olalım ve şöyle ilerleyişimizi sürdürelim. İsrail Savunma Bakanlığı'nın önünde de hareketlenme var. Sebebi de şu. İsrail medyası şu an orada bir bekleyiş içerisinde. Çünkü önümüzdeki saat diliminde de İsrail Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmesi de bekleniyor. Orada da rehine yakınlarının bir bekleyişi olduğunu da görmek mümkün. Kısacası burası belirttiğim gibi aslında Tel Aviv'in en işlek noktalarından bir tanesi. Kafamızı nereye çevirirsek çevirelim, rehinelerin fotoğraflarını görmek mümkün ve Halil Kahraman da işte o görüntüleri şu an ekranlarınıza taşıyor. Bir yandan da Tel Aviv sokaklarında ilerleyişimizi sürdürürken sınırda neler yaşanıyor hızlıca ondan da bahsetmek isterim. Öncelikle sabah saatlerinde İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik yine hava saldırısı vardı. Cebaliye bölgesi hedef alındı ve Cebaliye bölgesinde de yine sivillerin barındığı binalar bombalandı ve çok sayıda yaralının olduğu da Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Elbette yine güneyde de sıcak çatışmalar devam ediyor. El Kassam Tugaylarıyla İsrail ordusu arasında zaten günlerdir süren sokak çatışmalarının olduğunu da ifade edelim. Bir yandan da özellikle Siderot sınırından şafak vaktiyle birlikte obüs ve topçu atışları ardı ardına da yapıldı Gazze'nin kuzeyine yönelik. Ve Tel Aviv diplomasisine tekrar dönmek isterim. Çünkü belirtmiştim önümüzdeki saat diliminde Netanyahu'nun bir açıklama yapması bekleniyor. Rehine yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor. Bir yandan da elbette rehine takasına ilişkin de bir açıklama olacak mı? Merakla bu da bekleniyor. Bunu da bir yandan ifade edelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Herzog geride bıraktığımız saatlerde 80 ülkeden gelen İsrail Büyükelçileriyle bir görüşme yaptı ve artık rehine takası için bir müzakerenin yapılmasına dair açıklamaları vardı. Bir yandan da insani aranın olması gerektiğini söyledi ve eğer dünya insani aranın olmasını istiyorsa buna da yaklaşım sergilemeli açıklamasını yaptı ki zaten geride bıraktığımız gün Kerem Şalom kapısından 70'ten fazla yardım tırının girdiğini de açıkladı. ABD Savunma Bakanı buradayken bu gelişme yaşanmıştı. Elbette biz de bunu yakından takip edip yine CNN Türk ekranlarından bu açıklamaları da vermiştik. Bizler görmüş olduğunuz gibi Tel Aviv sokaklarındayız ve bu noktada da zaman zaman protesto sesleri yükseliyor ama hafta sonuna nazaran yine sakin bir gün olduğunu da ifade edelim ve İsrail Savunma Bakanlığı'nın önünde de yine rehine yakınlarının bekleyişi de sürüyor. Hatırlayacağınız üzere geride bıraktığımız günlerde rehine yakınları açlık grevine başlayacağını duyurmuştu. O açlık grevi başlamadı, bunu öncelikle ifade edelim ama onların hala bakanlık önündeki bekleyişi de sürüyor. Rehine yakınları fotoğraflarla beraber şu an o bakanlığın önünde bir şey bekliyorlar. Bir yandan da İsrail medyasından da pek çok güvenlik sıkıntısı
olmazsa şu meşhur Savunma Bakanlığı'nı bize tam bir gösterir misin? Yaptığı saçma sapan açıklamalarla gündeme gelen Savunma Bakanı'nın binası tam burası mı? Girişi neresi, çıkışı neresi, önünde kimler var, nasıl korunuyor? Tabii güvenliğiniz tehlikeye girmiyorsa bize tam o noktayı bir gösterir misin? Halil, rica edeceğim. Hande Fırat'ın bir isteği var. İsrail Savunma Bakanlığı'nı tam olarak görmek istiyor. Burası İsrail Savunma Bakanlığı'nın girişi. Haliyle görmüş olduğunuz gibi adeta giriş kısmı zaten bir kaleyi andırıyor ve rehine yakınları da tam olarak giriş kısmında bekliyor. Buraya giriş yapıldıktan sonra hemen arka tarafta 3 bina dikkatimizi çekiyor ve şu an o alan içerisinde de kocaman bir alan olduğunu da ifade etmekte fayda var. 3 binanın olduğu dikkatimizi çekiyor Hande Fırat ve giriş kısmının da burası olduğunu da ifade edelim. Özellikle akşam saatlerinde de rehine yakınları görmüş olduğunuz gibi tam da bu giriş kısmına geliyor. Burada bekleyişlerini sürdürüyor ve fotoğrafların olduğu o görselleri de ellerinde görmek mümkün. Her akşam burada olduklarını da ifade edelim. Zaman zaman sayıları çoğalıyor. Zaman zamansa o sayıların azaldığını da aktarmakta fayda var. Ama en yoğun olan günlerde genellikle cuma ve cumartesi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yanlarına zaman zaman savaş kabinesinin üyeleri geliyor. Konuşmalar yapılıyor. Fakat o konuşmalardan olumlu sonuçlar çıkmıyor. Onların bekleyişi de burada günlerdir devam ediyor. Bunu da o insani açıyı merak ettim. Yani başta Savunma Bakanı olmak üzere arabasını durdurup inip aşağıya sohbet edebiliyor mu? Ya da sohbet edebilenler kimler? O zaman bu rehine yakınları nasıl tepki veriyor? Ve sen 3 gruptan bahsettin. Netanyahu karşıtları, savaş karşıtları ve rehine yakınları diye. Rehine yakınları aynı zamanda Netanyahu karşıtı mı, onu da merak ediyorum. Özellikle son girdiğimiz hafta içerisinde rehine yakınlarında artık büyük bir çoğunluğunun Netanyahu karşıtı olmaya başladığını hatırlatmakta fayda var. Çünkü cuma günü toplu bir şekilde açıklama yaptılar ve Netanyahu'nun artık savaş stratejisini değiştirmesi konusunda ifadeleri vardı. Ve bir yandan da artık koltuğu bırakmalı açıklamaları da ardı ardına kendi aralarında yükseldi. Bakın, görüşme burada yapılmıyor veya araçtan inilip burada rehine yakınlarıyla bir görüşme olmuyor. Rehine yakınlarıyla görüşme yapılacağı zaman öncesinden haber veriliyor ve yine İsrail Savunma Bakanlığı'nın içerisinde bu görüşme yapılıyor. Bazen de İsrail Savaş Konseyi'nin üyeleri az önce ekranlarınızı taşıdığı bilgisi paylaşılmıştı. Orada da görüşmeydi. ABD'li yetkililerle görüşmek sizle görüşmekten daha kolay denilmişti. Zaten o cümleler de İsrail medyasında manşet olmuştu. İşte görmüş olduğunuz gibi onların hala bekleyişi devam ediyor. Netanyahu'nun açıklamasının da tekrar beklendiğini vurgulamakta fayda var Hande Fırat. Peki basın mesela senin dışında, İsrail'li basın orada mı? Çekim yapıyorlar mı? İnsanların seslerini duyuruyorlar mı? Böyle bir uygulama var mı orada? Ya da dünya basını orada mı? Evet evet. Öncelikle dünya basını, zaten şunu bir kere hatırlatmakta fayda var. Avrupa basını ya da uluslararası basın, kısacası dünyanın herhangi bir noktasından buraya gelen basın sınıra gelmiyor. Gazze sınırına gelmiyor. Onlar Tel Aviv'de yayınlarını yapıyorlar. Yani biz her ne kadar o Siderot'tan cuma günleri yayınlarımızı yapsak onları görmek pek mümkün olmuyor. Onlar genellikle Tel Aviv'deki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bunu hatırlatmakta fayda var. Şu an oturan gördüğünüz tüm basın İsrail medyasına ait. İsrail Kanal 12 var. İsrail'in ulusal gazetesi var burada. Ve onlar zaman zaman da burada canlı yayınlar yapıyorlar. Ya da herhangi bir gelişmenin nöbetini de burada tutuyorlar. Onu da ifade edelim. Rehine yakınlarıyla görüşüyorlar mı? Öncelikle ilk haftalarda rehine yakınlarıyla sıkça görüşüyorlar.
görüşüldüğüne dair zaten medyada ardı ardına röportajlar vardı. Ama artık son haftalarda o röportajlara ve açıklamalara pek denk gelmiyoruz. Bunu ifade edelim. Benim takip ettiğim en azından kaynaklarla o röportajlara çok denk gelmediğimizi hatırlatmakta fayda var. Ve görmüş olduğunuz gibi bu arada İsrail Savunma Bakanlığı içerisinde çalışan personellerin de giriş çıkış yaptığı nokta burası. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman da şu an o çıkış ve giriş kısımlarını ekranlarınıza taşıyor. Şunu ifade edelim. Öncelikle ben çok da yakından takip ediyorum. Yaklaşık 16-17 gündür buraya geldiğim ilk günden itibaren en çok dikkatimi çeken İsrail medyasının yaptığı haberler. Evet. Ve o haberleri de zaten canlı yayınlarda hep ekranlarınıza taşıyoruz, bilgilerini veriyoruz. Bugün için şunu ifade edebilirim ki şu an bir açıklama yapılması bekleniyor Netanyahu tarafından. Bir yandan da Savunma Bakanlığı'nın önünde yine bir nöbet var rehine yakınları tarafından. Acaba bilmiyorum ilerleyen dakikalarda rehine yakınlarını yanına gelirler mi? Herhangi bir bakanlıktan bir temsilci bir görüşme için gelir mi? Biz de elbette bunu merak ettiğimiz için şu an Tel Aviv sokaklarındayız ve bu noktada da haber nöbetimizi sürdürüyoruz.